New York'tayım ve Brooklyn'deyim. Ben mi haberi takip ediyorum, haber mi beni takip ediyor bilmiyorum ama şu anda yaklaşık bir saat önce Brooklyn'de 36. E, caddede, e, 3 metro is, e, hattının kesiştiği bir istasyonda bir saldırı oldu. Saldırının detayları netleşmiş değil. Önce e, 5 ila 6 kişinin yaralandığı söylendi. Şu anda yaralı sayısı 13'e çıktı. 13 kişinin yaralandığı söyleniyor ve saldırının maske giyen, gaz maskesi giyen ve işçi tulumu giyen yani böyle sarı işçi çalışma şeyi giyen bir kişi tarafından gerçekleştirildiği e, iddia ediliyor. Ve e, New York polisi şimdi e, bunu bu kişiyi arıyor. E, tabii çok kanlı görüntüler var ama getirebildiklerimizden belki getirebiliriz ne Bayağı şey saat 8.30 buranın şu anda saat burada 10, yani bir buçuk saat önce gerçekleşen e, bir saldırı bu. Üstelik e, saldırı sadece e, yani ateş mi açıldı, bir e, duman bombası mı atıldı, ne olduğu belli değil ama bazı patlayıcı e, şeyler de. E, e, Atlayıcı, ekip ekipmanları da bulunduğu söyleniyor. Ee, New York ayakta yani hiç beklenmeyen bir şeydi. Özellikle pandemiden sonra hayat yavaş yavaş normale dönüyordu. Ve e, inanın ben de hayret ediyorum yani. Daha geçen gün Leros'a gittim. Düşünün Ege Denizi'nde geliyorum haber beni buluyor. Abramov için teknesi oradan geçiyor falan. <laughs> Geldim Brooklyn'de evde oturuyorum. İnternet sitesini açıyorum bir anda... E, saldırı olduğu haberleri geliyor. Çok kanlı görüntüler var ee, ama e, onlara, e, büyük bir panik yaşanıyor Brooklyn'in etrafında. Dün zaten tuhaf bir şey olmuştu. Times Meydanı'nda bir patlama olmuştu. Ama kanalizasyon patladı denmişti. Bununla bir alakası var mı bilmiyorum ama e, tam iş saatinde e, olan bu saldırı sonrasında hala bir kişinin aranıyor olması yani saldırıyı gerçekleştiren kişinin ya da kişilerin ee, bulunamamış olması esrarengizliğini e, koruyor. Birkaç alet çıkmış. Yani birkaç bomba düzeneği çıkmış. Ee, saldırıyı kim yaptı, neden yaptı bir netlik yok. Ee, ama şu ana kadar gelen haberler e, çok da iç açıcı değil. Bayağı bir tedirginlik yaşanıyor şu anda New York'un sokaklarında. Brooklyn'in daha çok okyanusa bakan şeyi, çok büyük bir alandan bahsediyoruz. Yani Anadolu yakası kadar büyük bir alan. Hani Anadolu Yakası'nın Kadıköy, Moda gibi büyük bir alanı canlandırın. Aslında bu patlamanın olduğu yerde Ruslar ve Türkler de var. Yani onların da oturduğu hatta bir Türk lokantası var yakınında. Ee, öyle olduğu bir yer. Şu anda hala netleşmiş değil. Ee, eşitli detaylar da gelmeye devam ediyor. Fakat e, ya yani patlama mı oldu? Silahlı saldırı mı oldu? O da tam olarak anlaşılabilmiş değil. Çok ilginç bir şey yaşanıyor. New York bu yıllar sonra gerçekleşen e, belki de en önemli saldırılardan bir tanesi. Tabii insan avının da şu anda muhtemelen buralarda sokaklar devam ediyor olması da ayrı bir durum. E, şu anda tabii maske, gaz maskesi takmış. Zaten bakıyorsunuz o fotoğrafları bir kısmını ekrana getirdiğimizde göreceksiniz. Bayağı bir... E, ee, bir gaz da var yani sadece silahlı saldırı değil sanki bir patlama olmuş ya da bir gaz bombası atılmış gibi. Ee, o yüzden de e, ne olduğu tam anlaşılmış değil ama ilk müdahaleler yapılıyor. Dediğim gibi yaralı sayısı 13'e çıkmış. Ee, silahlı saldırı olarak geçiyor bazıları. Bazıları hala e, tam olarak netleşmediğini söylüyorlar. Bu arada e, çeşitli çağrılar da yapılıyor. Bölgedeki araçlar işte hiç kimse aracılığıyla şey yapmasın acil şey araçlar gelecek diye. En son yine ben buraya geldiğimde 2016'da herhalde Chelsea'de bir balı saldırı olmuştu. O da yine restorana gittik çıktık birkaç saat sonra aynı sokağın öbür tarafında bomba patlamıştı. Bende bir cenabetlik var herhalde bilmiyorum ki nereye gittik böyle bir şeyle karşılaşıyoruz bak. Eee 36. cadde ve 4. cadde bölgesinde kaçının demiş New York polisi. Acil durum araçlarını ve çevredeki e, gecikmeleri bekleyin diye de çeşitli anons yapmış. Bu görüntülerden e, çok fazla şey getiremiyoruz ama e, e, oldukça da kanlı görüntüler var. Yani insanlar tam iş saatinde, metronun en yoğun olduğu saatte böyle bir saldırı. Belli ki tam o 3 metro istasyonu kesişti. Yani 3 hattın. Kesiştiği bir yerde e, bu saldırının gerçekleşmesi olması da belki adamların niyeti hani önceden planlanmış şey tam böyle noktasını seçmişler hani e, en kalabalık olabilecek yerlerden bir tanesi biraz da Manhattan'ın dışında kalıyor, daha dışında e, şu anda başka gelişmelere bakıyorum so son sayı 13 13 kişinin yaralandığı yönde can kaybı yönde herhangi bir şey yok. Bu e, yaralananlar kimler şeyler e, tam olarak belli değil. N treninde olmuş. N treninde. Burada, buradaki şeyleri trenlerin çeşitli adları var. N treninde oluyor anladığımız kadarıyla. Tabi Brooklyn kitlenmiş durumda şu anda. E, görüntülere bakıyorum. Yani e, dehşet görüntüler. İnsanlar bir yandan tabi kaydediyorlar bir yandan ilk müdahaleyi yapanlar var. Kusura bakmayın ekrana getiremiyoruz pek çoğunu. Çok kısıtlı bir kısmını getirdik. Var mı ben tam getirebildiğimiz varsa bir iki ekranda yani fikir sahibi olması için de gösterelim de istiyorum. Ee, evet tam tabii ki tam şu lafın edileceği şey zamanlama manidar. Neden? Ee, çünkü e, bu bir valinin bir açıklaması var. Diyor ki şüpheli kalmıyor bir saldırısı mı yoksa bir şey mi onu da tam olarak bilmiyoruz diyor. Bu arada New York'ta özellikle pandemi sonrasında e, kriminal olaylarda büyük bir artış olduğu biliniyordu. Özellikle Black Lives Matter'dan sonra bu başlayan şeylerle e, hareketlerle beraber polise, polis biraz daha bütçesi küçülmüştü. E, pandemi sonrasında e, neredeyse her iki gün, üç günde bir özellikle sokakta yaşayan insanların farklı daha kriminal olaylar derken böyle bir saldırıya bile bir değil de daha küçük çapta kriminal olaylara karıştığını karıştığına yönelik haber veriyordu. Ama bu belli ki planlı programlı daha çok bir terör saldırısı havasında. Şu anda benim görebildiğim kadarıyla bütün dünyada da son dakika haberi olarak bu veriliyor. Sunset Park etrafında 36. caddedeki tren istasyonunda ee, ve de e, şu anda herkes de şokta burada New York'ta. Çünkü e, böyle bir saldırı dediğim gibi 2016'da en son e, yine bireysel bir terör saldırısı e, gerçekleştirilmişti. E, gördüğünüz gibi bir duman var yani metronun içinde. Bu duman neyin dumanı ama aktif edilmemiş çeşitli cihazlar da bulunduğunu söylüyorlar. E, tam New York toparlanıyordu ki yeniden böyle bir şeyle şokla sarsıldı diyebiliriz. İlerleyen dakikalarda isterseniz bu konuyla ilgili haberler geldikçe sizlere e, bildireyim. Şu ana kadar en azından bir ölüm haberi olmadığı geliyor ama yaralı sayısının 13 olduğu şeklinde bir şey var. Daha çok benim gördüğüm bir patlama olmuş gibi e, ama net bir şey de söylemek kolay değil. E, 13 yaralı varsa böyle bir yerden benim korkum ne yazık ki ölü haberlerinde olması. şu anda size bu konuyla ilgili bildirebileceklerim bu kadar. Belki birkaç dakika sonra oraya gitmeye çalışırım. Oradan da canlı yayında sizlere olan biteni anlatırım. Ama bir hani belli ki gaz maskesi takıyor, bir duman bombası atıyor, ateş açıyor. Bir yandan çeşitli şeyler var, düzenekler var ve de sonra da kaçıyor. Şu anda muhtemelen bütün New York bu kaçan adamın peşinde bir insan avı başladığını söyleyebiliriz. en son böyle bir patlamada biliyorsunuz Boston metrosunda, Boston maratonunda böyle bir şey olmuştu. İki kardeş kaçmıştı. Hatta unutmuyorum 2013 yılında Boston'da yakalanmalarını Twitter'dan canlı olarak yayınlamıştık. Ben de takip ediyordum polis telsizi dinleyerek. Londra'daki evimde düşünün yani dünyada bu noktaya geldi demiştik. Ee, i̇lerleyen dakikalarda Kenan bir şey olursa sen de bana belirtin biz canlı yayındayken. Herkes de bir şu anda birbirini arıyor. Bütün New York'ta telefonlar çalışıyor. Bana bile dört tane mesaj geldi. Türkiye'den üç arkadaşım aradı. Vefalı arkadaş sayısı üçmüş onu öğrendik bu arada. Hemen aradılar iyi misin her şey yolunda mı diye dedim. Eee diyeyim her şey onda. 5 kişinin vurulduğu, 13 kişinin yaralandığı söyleniyor. E, demek ki yani bir şey de patladı gibi geliyor bana orada. E, şu anda bütün dünyanın gözü de döndü. E, burada bu saldırının arkasında kimin olup olmadığını e, merak ediyor. Ve de e, anlamaya çalışıyor. Hala bayağı bir yani bir hani Bulut var derken gerçekten de bir bulut var hala ne olduğunu anlamak mümkün değil şu ana kadar.